İhracat nedir biliyor musunuz? İhracat yurt içinde üretilen bir malın veya hizmetin yurt dışına transferidir en kısa haliyle. Peki sizce kimler ihracat yapabilirler? Bence bir mal veya hizmet üreten herkes, bunun dış piyasalarda rekabetçi olabileceğini düşünen, ülke için olumlu getirisi olabileceğini düşünen, kendisinin de kâr edebileceğini düşünen herkes ihracat yapabilir. Peki siz daha önce hiç ihracat yaptınız mı? Ben kimyasal ham madde satan bir firmada çalışıyorum 25 yıldır. Zaman zaman ihracat yaptığımız oldu. Ama genellikle biz iç piyasaya, ithalat yapan firmalara mal veriyoruz. Kanunları, yönetmelikleri iyi bilirseniz bence yürütülebilir bir süreç. Ama işte burada öncelikle bence iyi bilmek gerekir. Özellikle gümrük mevzuatını iyi bilmeniz veya iyi bilen müşaviriniz olması gerekir. Çünkü atlanacak en ufak bir nokta bütün yapılmış hazırlıkları boşa çıkarabilir, kazancınızı baltalayabilir, süreç uzayabilir, gümrükte takılabilirsiniz. Bu da tamamen zarara uğratabilir sizi. Dolayısıyla mevzuatın çok iyi bilinmesi gerekiyor bence. Türkiye fındık ihracatında adından son derece bahsettiren önemli bir ülke. Fındığımızı satıyoruz, bunu alan ülkeler işleyerek bize çikolata olarak tekrar geriye satıyorlar. İhraç ettiğimiz bir ürünü ithal etmiş oluyoruz. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Ülkenin büyük yığınlar halinde ürettiği pek çok üründe sıkıntılar mevcut. Keşke ülke içinde bunlar değerlendirilebilse. Fındığı yurt dışına satarken dünya piyasasında da hakim. Yani en büyük üretici biziz ama borsasında hakim değiliz. Fiyatını biz belirlemiyoruz. Ama işte bu konularda halk bence şunu görmeli. Bu bir kader değil. Bu ay yazık niye böyle oldu, tüh keşke böyle olmasaydı denilebilecek mevzular değil. Bunlar ülkenin geleceğiyle ilgili, çocuklarımızın geleceğiyle ilgili çok önemli konular. Zeytinyağı da rekabet edemiyor. Çok büyük bir zeytin üreticisiyiz biz. Zeytinyağı üretimi de çok fazla. Ama İspanya ile İtalya ile rekabet edemiyorsun mesela. Bunların sebepleri sorgulanmalı bence. Devlet politikalarıyla desteklenmek zorundadır. Edremit Körfezi'nin en fazla zeytin ağacı sahibinin fabrika yerinden zeytinyağımı alıyorum her sene. Tesadüfen bu sene bahçesinde adamla karşılaştım. Biz dedi bundan sonra kendi çocuklarımızı bu işten kazandığımız paralarla okutamayız, yaşatamayız dedi. Adam bu işin Türkiye'de en zengini, en fazla ağaç sahibi. Bizler için artık bu işi sürdürmek bir romantizm dedi. Kesinlikle devletin desteklemesi, elini çekmemesi gereken alanlar var. Bunlar dünya borsalarında rekabet eden ürünlerde mutlaka olmalı. Mutlaka olmalı. Çayda olmalı, fındıkta olmalı, pamukta olmalı, pancarda olmalı.